Alo. İyi günler Türkan Hanım. Nasılsınız? Ben Saadet. Merhaba Saadet Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Eğer bu akşam müsaitseniz sizi iftara davet etmek istiyorum. Gelirseniz çok seviniriz. Aa, vallahi olmaz Saadet Hanım. En son siz bizi ağırladınız. Şimdi sıra bizde. Lütfen siz gelin, iftarı birlikte yapalım. Ama olur mu? Şimdi durup dururken size zahmet çıkarmayalım. Aa, hiç zahmet olur mu? Hem börek açmaya başlamıştık bile. Bu börekten size tattırmayı çok isterim. Mutlaka bekliyoruz. Peki, madem ısrar ediyorsunuz öyle olsun. Görüşmek üzere. Hay Allah. Davet ettim ama evde börekten başka bir şey yok. Ne yapacağız anne? Bence aşağıya çıkıp hemen bir şeyler alayım. Ferda, sen kıymayı çıkart çözüle dursun. Sonra da kabakları, patatesleri son. Sonrasına bakarız. Tamam, hallederiz anneciğim. Telaş yapma, telaş yapma. Beraber güzel bir sofra hazırlarız. Tamam, ben hemen çıkayım. Metin, şu dosyalarla ilgilen. Tamam. Zeki abi. Abi bir şey soracaktım sana. Hayrola Tolga? Abi, şu bahsettiğim mallar bu akşam geliyor değil mi? Bir aksilik olmazsa evet. Gelince beni de çağırsan abi, bir yer ödersin. Sen de mi ekibe katılıyorsun? Evet abi, yarın acil bir ödemem vardı. Tamam, merak etme. Tolga, ne iş? Ha, yok bir şey ya. Oğlum varsa bir şey söyle. Yok. Madem almayacaksınız niye bu kadar çok şey deniyorsunuz ki? Gel de topla sonra bütün gün. Hayret bir şey ya. Korkuttun beni. Ne zaman geldin? Şimdi. Ne oldu? Niye geldin? En iyi arkadaşımın yanına gelmek için bir sebebe mi ihtiyacım var? Yok tabii. Kusura bakma. Biraz yorgunum da bu aralar. Dün gece Tolga'ya uğradın demek. Evet. Geçerken uğradım. Ona hakkıyla buluşacağımı söylemek için mi? Ben sadece senin iyiliğin için yaptım. Senin Hakkı'yı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Benim iyiliğim için ha? Komik olma Seval. Arkamdan iş çevirip telefondan gizli gizli mesaj göndermeye iyilik mi diyorsun sen? Tamam. Kötü bir şey yapmış olabilirim. Ama sonuca bakmak lazım. En azından Hakkı ile görüştüğünde ona karşı ne hissettiğini iyice anlamışsındır. Onunla görüşmedim. Sadece ayaküstü konuştum o kadar. Ayrıca ona olan hislerimin ne olduğunu iyi biliyorum ben. Bunu anlamak için onu görmeye gerek yok. İyilik yapacağım diye beni ne kadar zor duruma soktuğunun farkında mısın sen? Asıl sen etrafındakileri nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın? Herkes senin bencilliklerin yüzünden acı çekiyor Eda. Ben kimseyi benimle evlensin diye zorlamadım Seval. Sen de arkadaşım olmak zorunda değilsin. Hepinizi Eda belasından kurtaracağım. İstediğiniz olacak. Rahat edeceksiniz.